Merhaba. Bugün sizlere en güzel animasyon filmlerinden biri olan Coco'yu tanıtacağım. Mama Coco, Meksika'da ayakkabı üreten bir ailenin çocuğudur. Bu aile müzikten nefret eder ama kahramanımız Miguel tam tersine müziği o kadar çok sever ki hatta çatı katında gizli bir odası vardır. Orada herkesten gizli gitar çalar ve hayranı olduğu De La Cruz'un müzik şovlarını izleyerek taklit eder. Bir gün Meksika'da düzenlenen bir gitar yarışmasına katılmak ister ama ailesi buna karşı çıkar. Meksika'da ofrenda odası olarak bilinen ve sevdiklerinin resmini koyduğunda özel günde ölülerin ruhlarını ziyarete geldiğine inanırdı. Tam da böyle bir günde Mama Coco'nun eşinin resmini gören Miguel yanlışlıkla resmi düşürür ve çerçevesinin içinden çıkan resmin arkasında yırtık olduğunu fark eder. Ve resme şöyle dikkatlice bir baktığında hayranı olduğu De La Cruz'un gitarını görür ve Mama Coco'ya sorar. Bu senin babam mı? Yaşlı Mama Coco resme bakarak baba der. Ve Miguel yüzünü görmediği ama gitarından tanıdığı kişiye hayranı olduğu De La Cruz zanneder ve büyük bir sevinçle bunu ailesiyle paylaşmaya çalışır. Artık gitar çalabileceğini ve müzikle ilgilenebileceğini ve ailesine de buna izin vereceğini düşünür. Fakat tam tersi olur. Ailesi daha çok kızar ve Miguel'in gitarını kırar. Çünkü Miguel'in bilmediği bir şey var. Ama artık macera başlamıştır. Miguel evden kaçar ve hayranı olduğu De La Cruz'un öldüğü mezarlığa gider ve anıtının üstündeki gitarı alır ve sihirli bir şekilde ölüler diyarına geçer. Tam da bu özel günde ölü ruhlar dünyaya gelmiştir ve Miguel onlarla karşılaşmıştır. Artık yaşayanlar onu görmüyor ama ölüler görüyordur. Miguel şansına akrabalarına rastlar. Bu akrabalar Miguel'i tekrar gerçek dünyaya gönderebilmek için şart koşar. Ve o da Miguel'in bir daha müzikle uğraşmayacağı şartıdır. Gerçek dünyaya göndereceklerini söylerler. Miguel bunu kabul etmez ve Mama Coco'nun babası olduğunu zannettiği hayranı De La Cruz'u bulmak için ölüler diyarına maceraya atılır. Bu macerada ona eşlik eden Hector'la tanışır. Hector'la birlikte ölüler diyarında meşhur olan hayranı olduğu De La Cruz'un yanına gidebilmek için ve rızasını alıp gerçek dünyaya dönebilmek için plan yaparlar. Bu esnada gerçek bir müzikal yarışmalara da katılırlar ve çok da iyi bir ekip olurlar. Ölüler diyarında eğer yaşayanlardan biri senin resmini ofrenda odasına koyup seni hatırlamıyorsa ölüler diyarında da gerçekten ölüyorsun demektir. Hector bu gerçek ölümle karşı karşıyadır. Çünkü gerçek dünyada onu hatırlayan sadece bir kişi vardır. Ve o da Alzheimer hastasıdır. Yani bazen hatırlıyor, bazen unutuyordur. Hector'un amacı Miguel'e yardım ederek onu gerçek dünyaya göndermek ve yanında taşıdığı resmini Miguel'e vererek ofrenda odasına koydurarak tekrar hatırlanmak ve gerçek dünyada yaşayan kızını bir defa daha görebilmektir. Yaptığı planlar sonunda tutar ve müzikal şovlardan birine katılarak De La Cruz'un yaşadığı yere giderler. Miguel burada hayranı olduğu De La Cruz'la şarkı söyler, eğlenir ve birlikte takılırlar. Ama günün sonunda aslında kahramanının tam bir sahtekar olduğunu öğrenir. Ölüler diyarında tanıştığı Hector'u aslında De La Cruz'un öldürdüğünü anlar ve bunun altında yatan gerçekleri de öğrenir. Gerçekte Hector, Mama Coco'nun babasıdır ve çok başarılı bir müzisyendir. Ve De La Cruz'un söylediği bütün şarkıları aslında Hector'a aittir. De La Cruz, Hector'u alçakça bir şehirde zehirlemiş ve müzik notlarının olduğu günlüğü ele geçirmiştir. Ve bu sayede Hector'un şarkılarıyla meşhur olmuştur. Kahramanımız Miguel bunları öğrendiğinde hem çok üzülür hem de aslında gerçek büyük 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 babası olan Hector'u bulduğu için çok sevinir. Ve ölmüş olan diğer akrabalarıyla birlikte birlik olup De La Cruz'tan hesap sorarlar. Ve günün sonunda Miguel'e hiçbir şart koşmaksızın gerçek dünyaya geçmesine razı gösterilir. Ve Miguel gerçek dünyaya gittiğinde ilk işi Hector'un resmini ofrenda odasına koymak ve böylece Alzheimer hastası olan yaşlı Mama Coco babası olan Hector'u hatırlar ve Hector sonunda kızı olan Mama Coco'yu görür.